Sevgili seyircilerimiz, Kütahya'nın enerji zengini ilçesi Simav merkezdeki 21 eğitim yuvasından 15'i katı atık yerine Allah'ın lütuf olarak bu ilçeye bağışladığı jeotermal enerjiyle ısınıyor. 650 öğrencinin yanı sıra 60 öğretmen ve yardımcı personel mevcudu bulunan Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kış başlamadan jeotermal enerjiyle ısınan eğitim yuvaları listesine girmeye hazırlanıyor. Okul müdürü Zafer Varlı, belediye ile yaptıkları protokol gereğince okulu bu kış jeotermal enerjiyle ısıtacaklarını bildirdi. Katı atık ile ısınmada önemli problemler yaşadıklarını ifade eden Varlı, belediyenin de desteğiyle 24 derslik ve atölyeleri jeotermal enerjiyle daha sağlıklı ve daha ucuza ısıtmak için protokol imzaladıklarını söyledi. Belediyenin çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Varlı, jeotermalli ısınma özlemimiz sona eriyor. 24 derslik ve atölyelerimizi katı atıklı ısıtmada problemler yaşıyoruz. Jeotermalli ısınmada problemlerimiz sona erecek. Hem öğretmen ve yardımcı personelimiz hem de 650 öğrencimiz bundan böyle daha sağlıklı bir ısınmaya kavuşacak dedi. Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan da belediye olarak eğitime sonsuz destek verdiklerini söyledi. Karahan, eğitim yuvalarımız bizden enerji talep ettiklerinde fedakarlık yaparak kendilerine her konuda destek sağlıyoruz. Özellikle Allah'ın Şirin ilçemize bir lütuf olarak bağışladığı jeotermal enerjiden herkesi ve her kesimi yararlandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisemizin de bu yöndeki talebini olumlu bulduk. Kış başlamadan önce okulumuzu jeotermal enerjiyle ısıtarak özlemlerini sona erdireceğiz. Sıcak yuva mutluluğuna kavuşturacağız şeklinde konuştu. Bu eğitim öğretim yılında okulumuzun katı yakıtlı olan ısınma şeklini jeotermal enerjiye dönüştürmek için çalışmalarımızı geçtiğimiz yıldan başlatmış bulunmaktayız. Belediyemizde yaptığımız girişimlerde abonelik işlemlerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde altyapı çalışmaları tamamlandığında bizler de okul olarak okul içindeki jeotermal enerjiye dönüşüm işlemlerini tamamlayıp önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin daha sağlıklı bir eğitim öğretim ortamına kavuşmalarını sağlamaya gayret edeceğiz. Katı yakıtlı ısıtmada geçtiğimiz yılda bazı sıkıntılarımız olmaktaydı. Jeotermalle ısınmada sanıyorum bu problemleri ve sıkıntıları da aşmış olacağız. Ben şimdiden belediyemize, ilçe belediyemize, Simav Belediyesi'ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum şahsım, personelim ve öğrencilerim adına.